Van'da meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden dolayı sağlık hizmetlerinin tüm yükünü çeken, en zor şartlarda hizmeti aksatmayan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, her geçen gün artan hasta sayısı nedeniyle mevcut kapasitesini aşmış durumda. Van'a geri dönüşlerin artması nedeniyle sağlık hizmetlerinin giderek sıkıntılı döneme girdiği anlaşılan hastanede Şubat ayı içerisinde günlük 3 ila 4 bin hasta girişi yapılırken bugünlerde bu sayı 7 binlere ulaştı. Merkür Haber'e konuşan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Berktaş, Van'da meydana gelen yıkıcı depremlerin sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın araç ve personel desteğiyle sağlık hizmetlerini vermeye çalıştıklarını, Mart ayından itibaren diğer bölgelerden görevlendirilmiş personel sayısını azaltarak kendi personelleriyle hizmet etme noktasına geri döndüklerini, sağlık hizmetlerini aksatmadan normal mesaiyle yürütmeye çalıştıklarını söyledi. 23 Ekim ve sonrasındaki iki büyük artış nedeniyle gerçekten ilimiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da sıkıntılı bir döneme girdi. Kısaca özetlemek gerekirse özellikle deprem sonrasında öncelikle merkez desteğiyle, personel ve araç desteğiyle sağlık hizmetlerini vermeye çalıştık. Yani başta doktor olmak üzere bakanlığın diğer ildeki kuruluşlarındaki, hastanelerindeki hekim ve sağlık personeli görevlendirmesiyle ilk zamanlarda yaklaşık 1000'e yakın bir personel görevlendirmesi olmuştu. Bizim personelimizin de deprem nedeniyle sıkıntı çekmesinden dolayı öncelikle ilk 1-1,5 aylık süreçte bu diğer bölgelerden gelen personellerle hizmet ve ana olarak bu şekilde hizmet ettik. Ancak daha sonrasında giderek kendi personelimizle hizmet noktasına geri döndük. En sonunda Mart ayında tümüyle personelimizin hepsiyle normal mesai kavramına döndük. Döndüğümüz oranda da diğer yerlerden gelen görevlendirilmiş personel sayıları azaltılarak buradaki sağlık hizmetleri aksamadan yürütülmeye çalışıldı. Bu açıdan gerçekten başta bakanlık olmak üzere Sayın Valimizin ve Sağlık Müdürlüğümüzün yardımlarını da unutmamak gerekir. Onlara da bu vesileyle şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunalım. Van'a geri dönüşlerin artması nedeniyle sağlık hizmetlerinin giderek sıkıntılı bir döneme girdiğini belirten Başhekim Berktaş, Şubat ayı içerisinde günlük 3 ila 4 bin hasta girişi yapılırken bugünlerde bu sayı 7 binlere ulaştı. 510 yatak kapasiteli hastanede şu an 800'ün üzerinde hasta yatmakta. Şubat ayı içerisinde günlük 3 ila 4 bin hasta girişi 7 binlere ulaştı. Binanın kapasitesi aşıldığı için verilen hizmetin kalitesi noktasında sıkıntılar yaşamaktayız. Umuyoruz diğer sağlık kuruluşlarının devreye girmesiyle bir nebze de olsa rahatlamış olacağız dedi. Ancak bugün geldiğimiz noktada gerçekten her gün Van'a geri dönüşlerin artması nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunda da giderek daha sıkıntılı bir döneme girdiğimizi de ifade etmem gerekir. Bir örnek vermek gerekirse en son Şubat ayı içerisinde günlük 3000-4000 sayılarına ulaştığımız bir poliklinik rakamımız vardı. Ama bugün 7000'leri aşıyoruz. Binanın takdir edersiniz ki bir kapasitesi var. Bu kapasite sıkıntısı ve sınırlaması nedeniyle giderek özellikle de verilen hizmetin kalitesi noktasında sıkıntılar yaşamaktayız. Umuyoruz ki yakın dönemde diğer sağlık kuruluşlarının da devreye alınmasıyla, hizmete alınmasıyla burada verilen sağlık hizmetlerindeki sıkıntılar bir nebze olsun rahatlatılacak diye düşünüyorum. Başhekim Berktaş, deprem nedeniyle zor şartlar altında sağlık hizmeti vermenin kaliteden yoksun olduğunu kabul ediyorum. Bu yüzden de halkımızdan özür diliyorum dedi. 100. Yıl Üniversitesi Araştırma, Eğitim ve Uygulama Hastanesi ve İpek Yolu Devlet Hastanesi'nin yeniden devreye girmesiyle biz daha makul sayılarla halka hizmet verip kalitemizi yükseltme noktasında daha büyük gayret içerisine gireceğiz dedi. Biz hem idari hem de personel olarak şu anda ilin tek sağlık kuruluşu olmamız nedeniyle bu açıdan kaliteyi değil de hastalarımızın tedavi edilmesine yönelik kapasite artışı üzerinde çalışıyoruz. Yani tümüyle hastalarımızın hastalıklarını tedavi etmeye yeterli hale gelmek için çabalıyoruz. Dolayısıyla
kaliteden de bir miktar taviz verdiğimiz bir gerçek. Ancak bu konuda hem hastalarımızdan anlayış ve destek, hem de özellikle bu kapasite artışı nedeniyle gerek laboratuvar, gerek görüntüleme, MR gibi, tomografi gibi hizmetlerde birkaç günlük sıralar oluşabiliyor. Bu konuda da sayın halkımızdan bir süre bu sıkıntıların giderilinceye kadar bizlere yardımcı olmasını ve anlayış göstermesini diliyoruz.